Şimdi hocam neyi soralım şimdi bu, ıı, demin beni yönlendirdiniz. Şu çocukların çalışması konusunda. Ben hocamın böyle bir videosunu izledim e, Twitter'da. Eskiymiş galiba ve çok paylaşılıyor anladığım kadarıyla. E, şöyle diyor hocam orada, çocukları yazın, hani okulun olmadığı zaman çalıştırın e, diyor ben buna takıldım. Hatta geçen gün burada bir sözünü ettim. Ya size ya arkadaşlara artık hatırlamıyorum neredeyse. Biz yazın limonata kek yapalım, yazlıkta satalım falan gibi. Burada çocuklara bir harçlık verilmeli mi? Çocuklar çalışmalı mı? Neden? Bunu çok önemsiyorum ben de. Ben de çok önemsiyorum. Ama hocam ne söyleyecek? Buyursun. Şimdi çocukları yazın çalıştırma noktasından önce, oraya gelene kadar çocuklara bir yaşından başlayarak sorumluluk verin ve kendi işlerini yaptırın dedik. Üç yaşından itibaren, beş yaşından itibaren de mutlaka ev işi yaptırın. Mutlaka Heh. ev işi yaptırın. Yani Yapabilecek ev işi şey. yapmak angaryedir. Şimdi angarya iş yapmak emeğe saygı göstermeyi öğrenir. Emeğin değerini anlar. Ee, ve bunun angarya olmadığını görür. Ve bu iş nerede başlar? Beş yaşında, altı yaşında çocuk kendi yatağını yaparak güne başlamalı kendi yapan yatağını yaparak güne başlayan çocuk ev içinde disiplin kazanmak yönünde ilk adımı atmış olur. Şimdi bu ileride yönetici olduğu zaman, iş sahibi olduğu zaman da emeğe saygı göstermeyi öğrenmek için çok önemli bir ilk adımdır. Yani hayattaki bütün önemli şeyleri aslında başlangıçta öğreniyoruz. Buraya tekrar bir dön döneceğim. Buyurun. Ama Ondan sonra çocuk 14-15 yaşına gelince mutlaka evin dışında bir yerde çalışmalı. Bir yaz garsonluk yapmalı. Bir yaz AVM gibi bir yerde e, müşteri temsilciliği, satış yapmalı. İnsan ilişkilerinde sınırın nereden geçtiğini görmek, yetişkin dilini öğrenmek, kararlarının sonuçlarıyla karşılaşmak, karar vermek, sorumluluk almak konusunda bunlar çok değerlidir. Ve ileride de sıradan gibi gözüken işleri yapan insanlara saygı göstermeyi öğrenir. Ve bu sıradan gibi gözüken işlere saygı göstermeyi öğrenen insanlar yönetici de oldukları zaman, patron da oldukları zaman birlikte çalıştıkları insanlara bir araç gibi, bir eleman gibi değil, bir insan gibi muamele ederler, davranırlar. Bu da zaten herkes adına olumlu sonuçlar doğuracak bir yaklaşımdır. Nasıl bir insansak öyle yaşarız. Nasıl yaşıyorsak da öyle yönetiriz. Dolayısıyla da bu bu tarz Hayatın ilk yıllarında başlıyor, annelerin babaların yaklaşımıyla başlıyor. Yani çocuğumuz yetişecek, ileride bir yönetici olacak, bir işte çalışacak. Orada çalışan herkese saygı duymayı, emeğe saygı duymayı... E, e, buradan başlayarak öğrenecek. Çok, Şimdi işin, çok güzel yaklaşım, gerçekten. Işin, e, bir tarafı bu. Yani ilk işim kitabında bunu zaten e, anlattık, bu hocamın, hikayeler anlattık. E, bu ilk işim kitabını... Mutlaka hele genç çocukları olanlar, küçük çocukları olanlar hani ileriye dönükte ilk işim kitabını lütfen evet şöyle daha boşluğa alayım buyurun. İlk işim kitabı hayalini yorganına göre uzat. Liderlik hocamın başlıca kitaplarından akılsız duyguların ceza, cezasını kararlar çeker altında da bir şey var akıllı insanlar neden yanlış yaparlar ee, anne baba el kitabı bunlardan aklınızda e, olsun evet hocam şimdi, Buyurun. Bu, bu, şimdi hayat yani önemli alışkanlıklarımız önemli davranışlarımız hayatın ilk yıllarında attığımız adımlarla kazanılıyor dedik evet şimdi buraya bir dönelim yani evet. buraya döneceğim demiştim evet şimdi hayatta bize en lazım olan ilişkiler açısından temel bilgileri aslında anaokulunda öğreniyoruz. Anaokulunda. Ne diyor? Mesela bir şey istiyorsan lütfen de. Sana bir şey veriyorlarsa teşekkür et. Sana ait olmayan şeyi alma. Alman gerekiyorsa iste. Birini, özet, birini üzersen özür dile. Yemekten önce ellerini yıka. Tuvalete girdiğin zaman Sifonu çek. Şimdi bütün bu bilgiler, bütün bunlar hayatın ilk yıllarında anaokulunda 3 yaşında, 4 yaşında, 5 yaşında öğreniliyor. Dolayısıyla hayat karşısında ayakta duracak ve fark edilecek insanlar yetiştirmek istiyorsak bir kere birinci adımı emeğin kıymetini bilmesi. Bunun içinde ev işi yapması, kendi işini yapmaya başlaması, böylece bağımsızlık kazanması kendi kararlarını kendi vermesi yani annenin babanın ona saygı duyması. Bunlar oradan baş. Kibar olması, kibarlık her yerde fark edilir. Her zaman algılanır. Her zaman algılanır. Dolayısıyla çocuğun kibar olmasını sağlamak. Bunlar çok hayatın ilk yıllarından kazandırabileceğimiz özellikler. Bir başka yani en yaygın hatalar diye sordunuz. Çocuklara her gelir düzeyindeki ailede belki en alt gelir düzeyindekiler hariç. Her her evde çocukların oynayabileceğinden çok daha fazla ve eve sığacak ölçünün çok ötesinde oyuncak var. Yani dolapların altı, dolapların üstü, e, kapı araları her taraf oyuncak dolu. Kiminin oyun, kimi aileler gelir durumuna göre daha elektronik, daha pahalı, e, kimi ailelerdeki daha ucuz oyuncaklar ama çocukların ihtiyaçlarından fazla oyuncak var. Oyuncak Çocuğun yaratıcılığını geliştirmez eğer sınırlı değilse. Bir dakika, çok güzel bir şey. Oyuncak çocuğun yaratıcılığını geliştirmez, Yaratıcı, geliştirmez eğer sınırlı, sınırlı değil. değilse. Bolluk bereket çocuğun yaratıcılığını geliştirmez. Çocuğun bir iki oyuncaktan bir üçüncü alternatif yaratmak için yaratıcılığını kullanması lazım. Ama çocuklar ne yapıyorlar? Geliyorlar bir şey çuval veya bir kutu oyuncak ortaya dökülüyor. Çocuklara oyuncaklar yani o bir oyuncağın bir hediyenin verdiği değerin, yarattığı, yaşattığı heyecan ambalajını açana kadar. Ha? Niye? Ambalajı Ambal açana kadar heyecanlı diyor. Ondan sonra yüzüne bakıyor. Niye? Çünkü benzeri var. Çünkü benzeri var. Yani ne alırsanız alın çocuğa, ondan çok sayıda var. Dolayısıyla da ambalaj açılana kadar bir heyecan. Şimdi bu hayata nasıl yansıyor? Bu hayata ilişkilere de yansıyor. İlişkilerin verdiği heyecan ne kadar? Kurdelesi kesilene kadar. Evet. E, bakıcılar konusuna girmeyeceğim. Zaten emeğe saygı dediniz. E, çocuklara eğer bir bakıcı varsa orada onun da emeğine saygı duymayı... E, Öğretmek belki önemli yani bir şey siz olacak. Dediniz ki çalışan aileler, bakıcılar. Tabii ki yani tabii. Ben evde bakıcı olmasın diyebilir miyim? Zaten bakıcı olmazsa büyük anne var. O daha büyük felaket. Bir bakıma, hizmete hazır olmak açısından. Evet. Yani büyük annenin de e, bakıcının da çocuğun kendi yapabileceği işleri yapmaması. Ona şefkatle yumuşaklıkla yol göstermesi ve yapmasını sağlaması gerekli yani yoksa ben bakıcılar yanlıştır demiyorum. Hayır hayır ben anladım ee, yani bakıcıyla o ilişkiler yani bakıcıdan da bir şeyini istememesi suyunu kendi alması verir misiniz? Dağıttığını kendisinin toplaması. toplaması. Ana okulunda öğretiyorlar kendi pisliğini kendin temizle, dağıttığını topla. topla yani bütün bunlar ana okulunda bize öğretiliyor.